Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. Sefir 82. kısım 27. soru. Dinginliğin başlangıcı nedir? Cevap. Dinginlik, varlığı her yönden ihata edecek şekilde mütalaa etmekle gerçekleşir. Böyle olmadığı sürece dinginlik gerçekleşmez. İbrahim peygamber Allah'a şöyle der: "Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." Allah, "İnanmıyor musun?" dedi. "İnanıyorum, fakat kalbimin tatmin olmasını istiyorum." dedi. Burada yaratma tarzlarının değişip her bir yönden İbrahim'i kendine çekmesi ve bu sayede itminanın oluşmayışına karşı itminanın varlığı dinginliğin sebebi yapılmıştır. Allah işin keyfiyetini kendisine gösterdiğinde ise farklı yönlere ait bu çekmelerden kaynaklanan sıkıntı dinginleşmiştir. Şair şöyle der: "Sakındığım şeyden endişe ediyorum. Yerleştiğinde artık ne korkayım? İstediğim şey hakkında tamahkarım. Kaçtığında ise neyleyim tamahı?" Öyleyse arzulanan şeyi elde etmek ya da gerçekleşmesinden ümit kesmek, arzulanan şeyde dinginliğin gerçekleşmesinin ilkesidir. Aynı durum kendine yaraşır tarzda korkularla ilgilidir. Bunu bilmelisin. İnsan iman şartlarını kemale erdirip sağlam hale geldiğinde böyle bir müminin kalbine haktan bir tecelli gelir. Zevk diye isimlendirilen bu tecelli, müminin kalbinde dinginliğin başlangıcı olan tecellidir. Dinginlik, kendisine inandığı bilinmeyen şeyin gerçekleşmesine bir kapı ve merdiven olur. Kendisiyle birlikte bulunan şey ise ilk işin verisi nedeniyle alışılagelen bir iş haline gelir. Örnek olarak sebeplere alışık birinin sebeplerle dinginleşmesini verebiliriz. Böyle bir hal görmeksizin gayipten meydana gelmez. Bilakis görmek anlamındaki bir zevkten meydana gelebilir. Çünkü insan günlük besinine sahip ise besinin mülkü altında bulunduğunu görmek nedeniyle günün sıkıntısından dinginleşir. İman bu mesabede gerçekleştiğinde ise dinginlik gerçekleşmiş demektir. İnsan iman hükmü altındaysa hiç kuşkusuz müşahede onunla didişir ve dinginlik gerçekleşmez. Bilmelisin ki kalplerin kendileriyle bezendiği anlamları Allah dilediği kullarının nefslerinde dinginliğin gerçekleşmesinin alametleri yaptı. Bu alametler kalplerde dıştan alametler meydana getirir. Söz konusu alamet Allah'tan o kişinin nefsinde meydana gelen anlamın adıyla isimlendirilir. Bu isimlendirmenin nedeni bu alametin o anlamın gerçekleşmesi için ortaya konulduğunun bilinmesini sağlamaktır. Örnek olarak Allah'ın İsrailoğullarının tabutu hakkında söylediği "Allah onda dinginlik yarattı" sözünü verebiliriz. Tabut bir hayvanın şeklindeydi. İnsanlar onun hangi hayvan suretinde olduğunda görüş ayrılığına düşmüştür. Hakkında söylenenleri aktarmamızın da yararı yoktur. Söz konusu suret çöktüğünde ya da ondan özel bir hareket ortaya çıktığında yardım alırlardı. Bu durumda Allah'ın dinginlik diye isimlendirdiği bu suretten ortaya çıkan o belirtiyi gördüklerinde kalpleri dinginleşirdi. Kuşkusuz bilinen dinginliğin yeri kalplerdir. Allah bu ümmet için dinginliğin gerçekleşmesini dıştan bir alamet yaratmadığı gibi dinginliğin kalplerindeki yegane alameti de onun gerçekleşmesidir. Öyleyse onların kalplerinde dinginliğin gerçekleşmesinden başka bir alamet yoktur. Bu yönüyle dinginlik kendi kendine delildir ve İsrailoğullarındaki gibi dışarıdan bir delile muhtaç değildir. Dinginliğin başlangıcını açıklamış olduk. Dinginliğe gelirsek, dinginlik yapılan vahat nedeniyle nefsin kendisi için dinginleştiği şeydir. Ya da dinginlik, içte istenilen bir şeyin gerçekleşmesidir. Bu durum dinginlik diye isimlendirilir. Çünkü söz konusu şey kalpte gerçekleştiğinde kendisiyle dinginleştiği şeyden başka hususları nefsin arzuları kesilir. Tekinet kökünden gelen sıkkin yani bıçak, kesilebilecek şeyler kendisiyle kesildiği için bu adla isimlendirildi. Sıkkin, sükun lafzından türetilmiştir ki sübut demektir. Sübut ise hareketin zıttıdır. Hareket ise yer değiştirmedir. Dinginlik, nefsin kendisiyle sakinleştiği şeye karşı sabitliği gerektirir. Sakinlik, harekete doğru bile olsa durum aynıdır. Dinginliğin hakikati budur. Bu ise ancak mütalaa ve müşahadeden meydana gelir. Dinginlik onların ki müminlerdir üzerine iner ve inişiyle de müminleri kendisine mümin oldukları mertebeden görme mertebesine taşır. Bu ise imanlarıyla birlikte imanlarının artması için görmeyle imanlarının katmerleşmesi demektir. Dikkat ediniz, Allah-u Teala şöyle buyurur. İç huzurun yani güvenin onları kuşatması için. Dikkat ediniz, burada güven sadece dinginlik demektir. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır.